Söz sırası Muğla Milletvekili Sayın Suat Özcan'da. Buyurun Sayın Özcan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu hakkında grubum adına söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 1 trilyon 346 milyar 100 milyon lira olan merkez yönetim bütçesinden 211,4 milyar lira Milli Eğitim bütçesine, 45,4 milyar lira da Yükseköğretim bütçesine ayrılmıştır. Her yıl azalan bir şekilde enflasyona ezdirilen öğretim üyelerinin öğretmenleri ve personel maaşları ile temel hizmetler karşılanır bu bütçeyle. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun görevi olarak yükseköğretim kurumlarının dış denetimlerini yapmak, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınmasının süreçlerini yürütmek ve yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırmasını sağlamak olan işlevinin ne kadar yerine getirildiğini tartışılır. Devlet üniversiteleri arasındaki farklılıkların, eşitsizliklerin giderilmesi, kalitelerin arttırılması için kurula daha çok önem verilmeli, işlevi arttırılmalıdır. Üniversitelerin eğitime katkısı nedir? Eğitimin üniversitelerden beklentisi nedir? Sorularına karşılık beklerken geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın rektörleri doğrudan ve liyakatsız atayarak yükseköğretim kurumlarının bilimsel ve akademik özgünlüğünü sarsmış, üniversite kadrolarına sadakat, siyaset ve bizim adamımız anlayışını yerleştirmiştir. En köklü üniversiteler nefret söylemlerinin hedefi olmuş, binaları ve yerleşkeleri işgal edilmiş, üniversite yönetimleri üzerine baskı kurulmuştur. 18 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı toplam 16 kez sistemde köklü değişiklikler yapılmış. Buna rağmen bu değişiklikler temel eğitim yasasının amaçlarına ve ilkelerine hizmet etmekten uzak kalmıştır. Eğitimde 80 yılda büyük mücadelelerle elde edilen Cumhuriyet din birikimleri değersizleştirilmiş, kendi dilinde okuduğunu anlayamayan, yazı yazamayan bir nesil yetiştirdiniz. 4+4+4 yapılanması ile de ülkeyi yönetenler dinin ve kinin sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediniz. Bu bütçe bölgeler arası eşitliği, bireysel eğitimi, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan anlayıştan uzaktır. Tim sonuçlarıyla her ne kadar bir iyileşme görülse de başarısızlığı teyit edecek olan PISA sonuçlarındaki katılımcı ülkeler arasındaki son sırada yer aldık. Milli Eğitim Bakanlığı Abide adını verdiği araştırmada ise 4. ve 8. sınıflarda uygulanan ölçümlerde 10 öğrenciden 4'ünün okuduğunu anlamadığını, fen bilimlerde %86'sının orta ve alt düzeyde olduğu görülmektedir. TETME'nin 2020 raporunda İlköğretim çağındaki yaklaşık 156 bin, ortaöğretim çağında ise yaklaşık 316 bin çocuğun ve özellikle kız çocukların okul dışında kaldığı görülmektedir. Bu sonuçlara rağmen üniversitelere işbirliği yerine gençlerimizin gelişimi ve yetiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TÜGVA, TÜRGEV gibi cemaat ve vakıflara teslim edilmiş, okullar imhatipleştirilmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine teknolojik altyapı eksiklikleriyle mağduriyetleri de yaşatan uzaktan eğitim yapılmıştır. Sayın Bakan'a sorum şudur. Salgın süresi bittiğinde yüz yüze eğitim yapılamaması nedeniyle akademik, psikolojik, sosyal, kültürel ve sportif eksiklikleri, öğrencilerin mağduriyetleri giderecek program ve takvimimiz var mıdır? 2002 yılında Gaziantep, Samsun, İstanbul ve İzmir'de yaptığı konuşmalarda öğretmenlere birçok gencimiz, özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kaldı. Ülkede eğitim çökmüş, köy okulları kapanmış, merkezdeki okullar bile öğretmen diye can çekişiyor. Sen sınavla öğretmen almaya çalışıyorsun. Bıraksana genç öğretmenlerimiz gitsin, çalışsın. O kadar sene beklet, sonra al, o adam da artık heves mi kalır? Öğretmenlik mesleği yapılabilir mi? Ama inşallah biz iktidar olunca öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak, ertesi gün görev aşkıyla okula gidecek. Hiç merak etmeyin.
Peki öğretmenler okulu bitirdiği gün ertesi günü sınavsız olarak görevine başladı mı? Yanıtını verebilirsiniz sizler de. Tabii ki hayır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçede öğretmen, öğrenci ve veli yok. Öğretmen meslek kanunu yok. 3600 ek gösterge yok. Emekli öğretmenlerin yaşam standartlarını iyileştirme yok. Tamamlayalım lütfen. Tamamlayalım. Okul ve derslik ihtiyacını giderecek yatırımlar yok. Deprem raporları olumsuz olan okulların yerine yapılacak projeler yok. Çocuğunun giysisini alamadığı için intihar eden anne ve babalara destek yok. Üniversiteyi kazanıp da üniversiteye yerleşen öğrencilere yurt yok, akıl yok, bilim yok, liyakat yok, felsefe yok. Bizden de destek yok. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında eğitimle ilgili anayasanın 42. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddelerinin rehberliğinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençleri yetiştirecek eğitim sistemini getireceğiz. Teşekkür ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.